Yine Güzel de Gündem Mutfağım'dan herkese merhaba. Bugün yine mutfağımda çok hoşunuza gideceğini umduğum bir tarifle karşınızdayım. Fıstık ezmesi yapıyoruz. Evet, evde kendimiz doğal bir şekilde gönül rahatlığıyla tüketebileceğimiz fıstık ezmesi yapacağız. Hem de çok kolay olacak. Şekersiz olacağı için de diyabet hastaları da rahatlıkla kullanabilecek, çocuklarımıza da gönül rahatlığıyla yedirebileceğiz. Hem de yapımı gerçekten çok ama çok kolay. 2 su bardağı fıstık kullanacağım. Ben kabuklu fıstık aldım. Bir güzel onları kırdım ve içindeki o ince zarını da aldım. Şimdi bu güzel fıstıkları tavaya koyma zamanı ve ocağa gideceğiz. Bir güzel bu fıstıkları kavuracağım. Orta ateşte sürekli karıştırarak fıstıkları kavuruyorum. Neden kavuruyoruz? Yağlarının çıkmasını istiyorum ki sonra öğütücüde güzelce macun kıvamına, krema kıvamına gelebilsin. İşte söylediğim kıvama gelmeye başladı. Bakın parlıyorlar, yağları çıktı ve muhteşem güzel kokuyor. Şimdi ocaktan alıyorum. Ve şöyle bir doğrayıcıya alıyorum. Ben yarısını koyacağım, yarısını da daha sonra çekeceğim. Arada böyle karıştırarak tekrar tekrar çekin. Güzel bir krema kıvamına gelmesi lazım. İstediğimiz fıstık ezmesi kıvamına geldi. Şimdi biraz da tatlandıralım. Yarıya böldüm demiştim. Şimdi 1 su bardağı için yani fıstık için 1 yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Eğer şeker hastasıysanız bal ilave etmeyin. Veya bala karşı alerjiniz varsa yerine pekmez ilave edebilirsiniz. Ve şimdi kapatıp güzelce çekiyorum. Ve fıstık ezmemiz hazır bile. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamı var. Şimdi kavanozları alma vakti. İki su bardağı fıstıktan şöyle iki küçük kavanoz fıstık ezmesi elde ettik. Şimdi kıvamını gösterebilmek için şöyle ekmeğimin üzerine de süreyim. İşte harika sürülüyor gördüğünüz gibi. Eğer kıvamını daha sulu istiyorum derseniz biraz daha zeytinyağı koyabilirsiniz veya tahin koyabilirsiniz. İşte fıstık ezmesi yapmak bu kadar kolay. Fıstık ezmelerinizi yapın ve bol bol tüketin. Sevdiklerinize de yedirin. Çünkü kas yapısı için çok çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Yine güzel tariflerde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.